duraklarında böyle güzel kostümler bulunuyormuş taksi durağında. O zaman hani yeterli sayıda kadro yok ya. Taksi şoförleri giyinip yabancı diplomatları karşılıyorlarmış. Ve özel yani çok önemli aslında böyle bir arabalarımız vardı. Şoförleri gönderiyorduk hariciye bakalım. Hani gelen misafirlerle geziyoruz. Bizim oraya yetiştirmeye çalışıyoruz. O emeğin sayesinde bugün Türkiye bu noktaya geldi. O durak körlenmiş vaziyette. Karşımızda bir durak kuruldu. Hani aşağı yukarı 50 metre yok Karakolası. Yani bizim tarihi bir Atatürk'ün kullanmış olduğu bir durak. Doğru. Sonra 101 numara odalı Karakolası odası vardır. Tabii. Yani biz bunlara veren bir hizmet bunun veren hikayesiniz. Sizin ağzınızdan İstanbul'un duyması tamam, lazım Sayın. Tamam. Bir de sizin durağa Yaya Başkanı'na geleceğiz. Basını da çağıracağız. Orada beraber anlatalım. Oraya bir hani bize bir yer gösterirsin. Bir tamam. Hani telefon kulübesi bir şey konusunda. Hani tamam. Orada rahatsız tamam. Tamam. Burayı Sayın orayı Bakanım. İnşallah taş bina yapalım. Orayı. Rica ederim. Çeko basalım. Çeko basalım. Tamam Hüseyin. Tamam. Tamam. Ben çıkartana kadar. Sağ olun. Hüseyin abi, o tarafa söz gidelim arkadaşlar. Gel bakalım. O ne? Gerek yok ya. Yok, ayağına takılmaz. Sen kendini kim çekmiyor musun? Çekilin, hoş geldin. Hadi başlayalım, söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Tamam. Bir daha merhaba. Belli olmaz. Ahmet. Muhtarımı gördün mü vekilim? Muhtarımı görmedin mi? Bayramdan sonra ben sesime güveneyim en iyisi. Tamam başlayalım. İrfan abi çok ayıp. Bu Kaya abi. İftar sofraları bol. İftar sofraları bitti. Sahur sofraları başladı. Araya da bir şeyler sıkıştırabiliriz. Yani sahurun yerine. Zaten o da oluyor. O nedenle Ramazan ayında inanıyorum ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sağanak sağanak ülkemizin ve insanlığın üzerine yağıyordur. Tabii ki sizlerle ilgili kanaatlerimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda ne kadar duyarlı davranıldığını, Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu tavrın ve duruşun nasıl vücut bulduğu hepinizin malumu. Son derece önemli bir iş yapıyorsunuz. Ekmeğiniz çok kıymetli. Sizin ekmeğinize hizmet etmek de bir izzettir. Bir güzelliktir. Onun için ama mutlaka ama mutlaka lütfen çok daha iyi noktalara varın. Çok daha iyi olun. Sizin iyiliğinizden biz mutluluk duyarız. Sizin daha güçlü olmanızdan biz mutluluk duyarız. Sizin çok daha güçlü oluşunuzdan biz mutluluk duyarız. Bizim derdimiz de odur.
bu ülkenin bir taksici deyip geçmeyin. İki insan demek. Çarpı 3.7, eskiden 4.7 idi, şimdi millet çocuk da yapmıyor. Şimdi bir tane daha geliyor. Sorunlarla farkı kapatırsın. Sorunlarla farkı kapatacağız. Şimdi bir taksi iki insan. Çarpı 3.7, 7.5 kişi demek. Dolayısıyla öyle bir noktadayız ki bütün dünyada bu böyle. Bir tane dahi ekmek teknesinin zarara uğramasına tahammülümüz yok. Ama helalinden, ama düzgün, ama kurallara uygun, ama sisteme uygun. Sizin korsan noktasındaki yıllardır süren feryadınız bir yanlışa itirazdı. Bir haksızlığa itirazdı. Cenab-ı Hak da sizin dualarınızda, Yahya Bey, beyefendi uğurlu bir adamdır. Evet, soyadı da uğurlu. Tabii ki o kardeşimiz sembol. Ama sizlerin çabaları, bugüne kadar yüzlerce insan bu işle ilgili feryat etmiş. Bir sıkıntıyı. Feryat etmiş. Gelmiş, vesile olmuşlar. Biz de hizmet etmişiz. Ananızın ak sütü gibi helal hoş olsun size. En büyük çaba sizin. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Ama dikkat ederseniz mücadele bitmiyor. Biliyorsunuz onlar da örgütlendiler. Yasa çıktıktan sonra ben mecliste hepsini misafir ettim. Geldiler. Onları da dinledim. Onları da anlattım gerekçesini. Şimdi bu noktadan sonra sizin hizmet kalitenizi çok daha yukarı çıkarmanız lazım. Bak bunu özellikle söylüyorum size. Sultanahmet'ten şikayet gelmemeli. Ben sizin kardeşinizim. Ben sizin kardeşinizim. İnandığım şeyleri tarzımı da bilirler. Kitabın ortasından söylerim. Hiç sağa sola gitmeden. Niye? Siz bu şehrin akciğerlerisiniz. Siz bu şehrin akciğerlerisiniz. Bu şehir nefes alacaksa sosyal yönden sizlerle nefes alacak. Niye? 24 saat hiç uyumayan sizsiniz. Herkesin çoluğunu, çocuğunu, eşini teslim ettiği sizsiniz. O insanlar sizi dinliyor günde 7-8 saat. Onun için sizin kaliteli ve çok güçlü olmanız lazım. Kaliteli ve de çok güçlü olmanız lazım. Onun için de odanıza sahip çıkın. Odanıza götürüp bir tek aidat verip geri çekilmeyin. Denetleyin. Bak burada söylüyorum başkanınızın huzurunda. Çalışmıyorsa indirin aşağı. Doğru söylüyorsun başkanım, doğru. Çalışıyorsa alın omuzlarınızda taşıyın. Alın omuzlarınızda taşıyın. Niye? İşimiz çok. Bak biz burada bu nimetlerle iftar ettik. Kaç çeşit var? Saysanıza şunu. 18. Peki kapatın gözlerinizi. Kapatın bir gözlerinizi. Bir Somali'ye gidin bakayım. Bir Etiyopya'ya gidin bakayım. Bir Myanmar'a gidin. Arakan'a gidin. Bırakın onu. Halep, Şam, İstanbul'a 1,5 saat. Bakın bakayım sofrada ne var. Bakın bakayım. Onu bırak. Onu bırak. Yaşadığımız şehirde bir takım sofraları gözünüzün önüne getirin. Bu sofraların bu dünyada herkesin önünde olmadığı müddetçe bilin ki vebalimiz var. Bak bu dünyada diyorum ha. Sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de demiyorum. Niye? Bu kainattaki her insan bize emanet. Herkes bize emanet. Biz herkese hizmetle mükellefiz. Onun için derdimiz şu. Türkiye'de herkesin güçlü işletme olması, güçlü firma olması. Bize yükselen firma lazım. Güçlü firma lazım. Niye? 400 milyon dolar para götürüldü geçen sene Somali'ye. Bu milletin cebinde olmasaydı verebilir miydi? Şimdi binlerce insan Balkanlarda, Afrika'da, Uzak Doğu'da. Onun için zengin Türkiye, sizler de zengin Türkiye'nin en güçlü kenti İstanbul'un
en iyi hizmet üretenlerisiniz. Bir kere size teşekkür borcumuz var. Ama sizden daha çok, daha kaliteli hizmet beklemek de bizim müşterileriniz olarak neyimiz? Bu sizin için. Sizin için. Siz daha iyi olursanız bizim keyfimiz daha çok yerine gelir. Şimdi nasıl mutlu oldunuz? Nasıl mutlu oldunuz? Ama bu mutluluğunuz yetmez. Biz istiyoruz ki daha iyi olun, daha güçlü olun, daha başarılı olun, daha başarılı olun. Bütün uğraştığımız bu. Biz bütün uğraştığımız bu, çabamız da bu. Onun için sahur vakti, şimdi Ramazan bayramını da idrak edeceğiz. Siz zaten uykusuzluğa alışıksınız. Biz de sizden aşağı kalır tarafımız yok. Biz de gece kuşlarıyız zaten. Yani bizde de hiç durdurak yok. İşte ilçe başkanımız burada. Zeytinburnu, Sarıyer bugün misafir ediyor bizi. Biraz evvel Beşiktaş ilçe başkanımız. Ekipleriyle beraber, işte milletvekili arkadaşım. Biz Ramazan'ın tamamını hiç hilafsız. Gerçi ben bir arada bir çaktırmadan kaçtım. Bir umre yaptım geldim. Yani bir umre yaptım geldim. Onun dışında hepsi bilin ki sahurda eve girdik. Saat 4.30'a kadar hepimiz ayaktayız. Ve İstanbul'da milyon insana bu iftarda Ramazan'da ulaşıldı. AK Parti iktidarı demek millet demek. Siz demeksiniz. Unutmayın. Sayın Başbakanımız demek siz demeksiniz. Bu ülkenin 2023'e kadar, daha sonrası da var da, o zaman bakarsın biz görmeyiz. Daha işimiz var öyle. Çabuk gitmek de yok. Azrail'e söyledik. Bekle. Ben dur dedik ona. Çünkü Azrail'e dedik dur. İşimiz var daha. 2023'e kadar Türkiye'nin güçlü AK Parti iktidarına ihtiyacı var. Ha bu adamlara bir hafta Türkiye'yi teslim etsek var ya. Bir hafta var ya. Hiç söylüyorum size. Aman Allah'ım. Marifet olmalı. Olmalı. Güçlü olmalı. Olmalı. Ama Türkiye'ye de söyleyecek sözü olmalı. Türkiye'ye de söyleyecek sözü olmalı. Türkiye'nin meselelerine dair sözü olmalı. Türkiye'de şimdi bizim yaptığımız en önemli iş, kendi yaptığımızın daha iyisini de biz kendimiz üretiyoruz. Çünkü muhalefetten bize bir şey gelmiyor. Onun için güçlü AK Parti iktidarına Türkiye'nin uzun yıllar daha ihtiyacı var. Bunun için de ne yapmamız lazım? Hep beraber çaba göstermemiz lazım. Seferberlik halinde olmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Bir daha söylüyorum. Bu milletin güçlülüğüne sadece İstanbul'un, İzmir'in, Antalya'nın, Bursa'nın, Ağrı'nın, Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın, Kars'ın, Artvin'in, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un, Zonguldak'ın ihtiyacı yok. Somali'nin de ihtiyacı var. Etiyopya'nın da ihtiyacı var. Suriye'nin de ihtiyacı var. Balkanların da ihtiyacı var. Hiçbiriniz bu ülkeleri yabancı ülkede zannetmesin. Aranızda bir sürü arkadaş Balkanlardan gelme. Cumhuriyeti biz nasıl kurduk? Anadolu'yu nasıl yeniden imar ettik? Hep etraftaki ülkelerden getirdiğimiz Müslüman nüfusla. Dolayısıyla bu coğrafyadaki her şeyde bizi ilgilendirir. Hani diyorlar ya ne işiniz var şeyde. Bu coğrafyadaki her şeyle biz ilgiliyiz. Bu coğrafyada Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların kaderi birdir. Bu kaderi hiç kimse birbirinden ayıramayacak. Geçmişte de ayıramamıştı, şimdi de. İşte önümüzdeki hafta Çaldıran Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayacağız 23 Ağustos. 26 Ağustos'ta da Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayacağız. Biri Anadolu'nun kapılarını bize açtı. Öbürü de bu ülkeyi, Osmanlı'yı doğunun ve batının devleti yaptı. Hep beraber yaptık bunu. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla Müslüman kimliğinin çatısı altında hep birlikte yaptık. Bu milletin içine sokulmak istenen ırkçılık fitnesi, etnik milliyetçilik fitnesi, hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Allah bunu haram kılmıştır. Hazreti Peygamber bunu haram kılmıştır. Hiçbirimizin birbirimize karşı üstünlüğü yoktur. Ancak takvadan başka. İyilikten başka. Onun dışında fıtratlarımıza Allah birinin başka yaratmıştır. Ama bizi bir tarağın dişlileri gibi insan olarak eşit yaratmıştır. Aman ha, kardeşliğimize alel getirmeyeceğiz.
sizden bir isteğim var. Şimdi okullar açılıyor. Yahya dede. Bir isteğim var. Bu çalışmalarda taksiciler odası Doğu ve Güneydoğu'da bir köyün ilk öğretim okulunun okullar açılırken ki bütün öğrencilerin ders kitaplarını veriyor devlet çok şükür. Nereden nereye? Defteri, kalemi, çantası üstünün küçük bir köyü fazla değil. İstanbul Taksiciler Odası esnafı üstlensin. Uyar mı? Bir okul. Ağrı olur, Bingöl olur, Şırnak olur. Amaç şu, bundan derdimiz de şu. Bütün yükü devletin sırtına bırakıp kenara çekilmek yok. Devlet vazifesini yapıyor. Doğu ve Güneydoğu'da tüm Anadolu'ya yapılan altyapı yatırımları, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal yatırımları tarif etmek mümkün değil. Hepiniz gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Ama bu bir sosyal mesele aynı zamanda. Birlikte yükleri paylaşacağız ve azaltacağız. Taksiciler odasından ben de bunu okullar açılmadan bir köyün okulu onu kendiniz karar verin. Ağrılılar uyanıklık yaptı hemen. Eleşirte hocam. Hemen. Yok ya. Sayın Bakan bir okulun Van. Bir köyün yok Van bu dönemde epey alacağını. Tamam inşallah böyle bir şey de yaparsanız çok büyük. Bunu da bu sosyal sorumlulukları da üstlenin. Mesela bir başka şey. İstanbul'da taksici camiasının imajının daha güçlü olması için bir şey daha teklif ediyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi yapın. Yani mesela özürlü çocuklara sahip çıkacak. Mesela ben bir şey tavsiye edeyim size. Otistik çocukların eğitim merkezi var Pendik'te. Çok da nefis. Gidin bir görün. 33 yaşında 200 kilodan 100 kiloya düşmüş o evladımızın, otistik evladımızın haline. Vasisi olmayan iki tane çocuk var orada. Vasisi yok. Bırakmış gitmiş. Bu tip sosyal sorumluluk projeleri de İstanbul'da taksicilere gelin bir orman yapalım. Bir taksiciler ormanı olsun. İstanbul'da taksicilerin bir sosyal tesisi olsun. İstanbul'da taksiciler denildiği zaman kamuoyundaki imajı çok daha güçlendirelim. Bunu ben size inanarak söylüyorum. Sebebi de şu. Siz bu şehrin akciğerlerisiniz. Siz nefes alırsanız bu şehir nefes alır. Onun için bunları da sahur marifetiyle dede saatine bakıyor. Sahur marifetiyle paylaşmak istedim. Hakkınızı helal edin. Biz sizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Ramazan bayramınız için sizden bir kahraman olsun. Hayırlı sahurlarınız olsun inşallah.